Evet değerli arkadaşlar, geleceğin cumhurbaşkanları. Kanunlar İhtilafı dersimizin yani devletler özel hukuku 2 dersimizin devam ettiğimiz konularına başlıyoruz. Bu hafta madde 18 yani evlat edinme ve madde 19 nafakayı anlatacağız değerli arkadaşlar. 18. maddede evlat edinme konusu düzenlenmiş. Biz burada Türk hukukundaki evlat edinmenin şartları ve hükümlerini veyahut da ehliyetini değil, biz burada evlat edinme ile ilgili bir hukuki uyuşmazlık Türk hakiminin önüne geldiğinde hangi hukuku uygulayarak bu uyuşmazlığı çözecek, bunu anlatacağız. Çünkü yabancı unsurlu bir evlat edinme konusu Türk hakiminin önüne gelebilir. Türk hakimi ne yapacaktır? Burada yetkili hukuku tespit edecek ve ondan sonra yetkili hukuka göre o uyuşmazlığı çözecek ve kararını verecektir. 18. maddede arkadaşlar 3 fıkra düzenlenmiş. 3 fıkra var. Birincisi evlat edinme ehliyeti ve şartları. İkincisi evlat edinme ve edinilmeye diğer eşin rızası. Ve üçüncüsü ise evlat edinmenin hükümlerine uygulanacak hukuku göstermektedir. Şimdi değerli arkadaşlar, evlat edinme ile ilgili birkaç hususa değinip ondan sonra bu 18. maddeye biraz daha ayrıntılı bakalım. Değerli arkadaşlar, evlat edinme konusu özellikle uluslararası evlat edinme konusu, yabancı unsurlu evlat edinme konusu arkadaşlar suistimale açık bir konu olduğu için özellikle bazı hassasiyeti taşıyan devletler bakımından sınırlama eğilimi vardır. Çünkü evlat edinme adı altında çeşitli suistimaller yaşanmaktadır. Organ mafyası gibi, ondan sonra efendim modern kölelik gibi veyahut da cinsel obje olarak kullanılması gibi pek çok suistimaller söz konusu olduğu için arkadaşlar, devletler yabancı unsurlu evlat edinmelere mesafeli bakmaktadır, ihtiyatla yaklaşmaktadır. Bu da doğrudur. Hatta ve hatta evlat edinme ve edinilme anında incelenen pek çok hususun aslında daha sonra da takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Çünkü evlat edinildikten sonra genellikle izleme süreci sona eriyor. Bu da çeşitli suistimallerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Ben da arkadaşlar en azından evlat edinilen kişinin özellikle reşit hale gelinceye kadar mutlaka evlat edinme kurumunun incelenmesi ve takip edilmesi, izlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Dikkat edilecek ikinci husus arkadaşlar burada 1993 tarihli bununla ilgili evlat edinme ile ilgili çocukların korunması ve ülkeler arası evlat edinme konusunda işbirliğine dair bir sözleşme var arkadaşlar. Bu sözleşme işbirliği ve prosedürlere ilişkin uygulanacak hukuku düzenlemiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Uygulanacak hukuk neye göre tespit ediyoruz? Biz Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuzun 18. maddesinde düzenlenmiş bağlama noktalarına göre uygulanacak hukuku tespit ediyoruz. Ama Türk hakimi olarak uygulanacak hukuku yani madde 18'e göre tespit ettik ve onu uygulayacağız. Ama prosedürlerine ve işbirliğine ilişkin konularda ise sözleşmeyi birlikte düşünmek ve uygulamak durumundayız. Bir diğer husus ise arkadaşlar vasıflandırma sorunu olabilir evlat edinme konusu. Yani buradaki bir kişinin veya kişilerin, eşlerin bir kişiyi kendine nispet ederek yani soy bağı kurarak onu alması ne olabilir? Vasıflandırma sorununu karşımıza çıkarabilir. Yani burada evlat edinme ilişkisi mi, işte farklı isimlerle adlandırılan bir soy bağı ilişkisi mi, yoksa bir vesayet ilişkisi mi şeklinde karşımıza çıkabilir. Burada vasıflandırmayı biz
kural olarak neye bakıyoruz? Lex Fourier'e göre değerlendiriyoruz. Bir diğer husus, dikkat edilecek bir diğer husus arkadaşlar, evlat edinmenin şartları her ülkede farklı düzenlenmiş olabilir. Mesela bizim ülkemizde eşler ancak birlikte evlat edinebilir. İstisnai hallerde yani eşlerden birisinin tek başına evlat edinilmesine şartlı olarak ne yapılmıştır? İzin verilmiştir. Ama başka ülkelerde mesela kişiler evli olmalarına rağmen eşler diğer eşin rızası ile veya onun rızasına gerek olmaksızın tek başına evlat edinmesi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla karşımıza farklı farklı şartlarda evlat edinme kurumu çıkabilmektedir. Bizim ülkemizde evli olmayan kişi de ne yapabilir? Evlat edinebilir. Başka ülkelerde mesela evli olmayan kişilerin evlat edinmesine izin verilmediği ülkeler de karşımıza çıkabilir. Yani bu noktada ehliyet ve şartlarını araştırırken karşımıza farklı şartlar çıkabileceğini biz dikkate almak zorundayız. Bir diğer husus ise arkadaşlar, biraz önce söyledim. Madde 18'de ehliyet, birinci fıkrada ehliyet ve şartlar, ikinci fıkrada diğer eşin rızası, üçüncü fıkrada ise hükümleri düzenlenmiş. Şimdi bu konulara biraz daha yakından bakacak olursak. Ehliyet ve şartlar konusunda 18. maddenin birinci fıkrası ne diyor? Taraflardan her birinin evlat edinme anındaki milli hukuku uygulanır demektedir. Burada arkadaşlar taraflar derken neyi kastediyoruz? Evlat edinen ve evlat edinilen. Yani her ikisinin milli hukuku. Milli hukuku neye göre tespit ediyoruz arkadaşlar? Kişinin vatandaşı bulunduğu ülke hukukuna göre tespit ediyoruz. Evlat edinen veya evlat edinilen kişiler eğer birden fazla vatandaşlığa sahip iseler, bu durumda hangi devlet ile hangi ülke ile daha sıkı ilişkileri var ise o ülke hukukunun dikkate alınacağını, milli hukuk olarak o ülke hukukunun dikkate alınacağını zaten siz daha önceki derslerden biliyorsunuz. Burada arkadaşlar bağlama anı ne yapılmıştır? Madde metninde belirtilmiştir. Evlat edinme anındaki milli hukuk. Demek ki daha sonra diyelim ki evlat edinme işleminden sonra tarafların vatandaşlıkları değişmiş olsa bile biz neyi dikkate alacağız? Evlat edinme anındaki milli hukukunu, milli hukuklarını dikkate almamız gerekiyor. Burada her birisini ayrı ayrı mı değerlendirmek lazım yoksa ikisini birlikte mi değerlendirmek lazım? Teorik tartışması var arkadaşlar. Baskın görüş ve Yargıtay'ın görüşü birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ne demek bu birlikte değerlendirilmesi gerekiyor? Yani evlat edinenin ehliyet ve şartları, evlat edinilenin ehliyet ve şartları kendi milli hukuklarına göre değerlendirilecek. Her ikisinde de, her ikisi bakımından da neyin gerçekleşmesi gerekiyor? Şartların olumlu gerçekleşmesi gerekiyor ki evlat edinme işlemi hukuki olarak geçerli kabul edilsin. Demek ki arkadaşlar her ikisi açısından da ne olması gerekiyor? Şartların olumlu olması gerekiyor. Yani hem evlat edinen açısından hem de evlat edinilen açısından. Burada arkadaşlar evlat edinenin evlat edinen kişiler, kişi veya kişiler. Eğer tek kişi ise ondan sonra tek bir milli hukuk karşımıza çıkabilir evlat edinen açısından. Ama evlat edinen kişiler mesela eşler ise o zaman bu eşler farklı devlet vatandaşları ise bu durumda evlat edinen açısından iki tane milli hukukta karşımıza çıkabilir. Bu durumda evlat edinenler açısından hem mesela erkek eş açısından hem de
kadın eş açısından milli hukukların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yani her ikisi açısından da evlat edinme ehliyet ve şartlarının sağlanması gerekiyor. Evlat edinilen açısından genellikle tek bir milli hukuk karşımıza çıkar. Çünkü evlat edinilen nedir? Tek kişidir. Ama burada biraz önceki söylemiş olduğumuz sorun karşımıza çıkabilir. Evlat edinilen kişi eğer birden fazla vatandaşlığa sahip ise en sıkı irtibat halinde olunan hukuk dikkate alınacaktır. Sıkı irtibat halinde bulunan milli hukuk dikkate alınacaktır. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi bağlamanın anı belirtilmiştir. O da evlat edinme anındaki milli hukuk. Gelelim ikinci fıkraya. İkinci fıkra diğer eşin rızası konusunda eşlerin milli hukukları birlikte uygulanır demektedir. Diğer eşin rızası. Biraz önce söyledik ki arkadaşlar, devletler evlat edinme ehliyet ve şartlarını ne yapmış olabilir? Farklı şekillerde düzenlemiş olabilir. Mesela eşlerin birlikte evlat edinmesi halinde diğer eşin rızasını aramayan devletler olabileceği gibi, hukuklar olabileceği gibi diğer eşin rızasını arayan devletler de olabilir. Veyahut da evli olmayan kişilerin evlat edinmeye izin verilmemesi şeklinde de karşımıza çıkabilecektir. Demek ki burada arkadaşlar eğer evli kişilerin, eşlerin evlat edinmesi söz konusuysa diğer eşin rızası konusunda ne olması gerekiyor? Eşlerin milli hukuklarının birlikte uygulanması gerekiyor. Eşlerin milli hukuku eğer aynı vatandaşlıktaysalar o zaman tek bir milli hukuku inceleyeceğiz. Rıza şartının aranıp aranmadığı ve rızanın verilip verilmediğini. Ama eşler eğer farklı vatandaşlıkta iseler o zaman her ikisinin de milli hukukları ne yapılması gerekiyor bu noktada araştırılması gerekiyor. Yani rıza aranıyor mu, aranmıyor mu? Her iki hukuk açısından da her iki eşin milli hukukları açısından da olumlu cevabı almamız gerekiyor ki diğer eşin rızası konusunda biz olumlu cevap verebilelim ve evlat edinme konusunda diğer eşin rızasının var olduğunu kabul edebilelim. Bu noktada arkadaşlar hem evlat edinmeye hem de evlat edinilmeye şeklinde anlaşılıyor madde metninden lafzi yorum yaptığımızda. Bu noktada arkadaşlar evlat edinilen kişi eğer evli ise dikkatinizi çekiyorum. Evlat edinilen kişi evli ise o zaman evlat edinilenin eşinin de rızasının aranması gerektiği ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Evet, bizim Türk hukukumuzda biliyorsunuz arkadaşlar, eşler birlikte evlat edinebilir. Diğer eşin rızası konusu aslında bizim hukukumuz açısından nedir? Mevzu bahis değildir. Neden? Çünkü zaten eşler ancak ve ancak birlikte evlat edinebilir. Ancak bunun bazı istisnaları var. Mesela işte diğer eşin ayırt etme gücünün bulunmaması veya 2 yıldan beri gayip olması, kendinden haber alınamaması durumları söz konusu olduğunda ne olabiliyor arkadaşlar? Evli olan kişinin tek başına yani diğer eşin rızası aranmaksızın evlat edinmesi söz konusu olabiliyor. Onun dışında bizim hukukumuz açısından nedir? Ancak eşler birlikte evlat edinebilecektir. Şuradaki cümleyi arkadaşlar yani bu ünlem işaretli cümleye odaklanacak olursanız diğer eşin rızası ile ilgili olarak evlat edinen açısından evlat edinilenin hukuku, evlat edinilen açısından evlat edinenin hukuku dikkate alınmaz. Bu ne demek? Yani herkesi kendi hukuku açısından ne yapmak gerekiyor?
değerlendirmek gerekiyor. Yani evlat edinenin hukuku, diyelim ki evlat edinilenin eşiyle ilgili bir olumsuz şey öngörüyor olsa bile bunu dikkate almayacağız. Neden? Çünkü biz evlat edinenin milli hukukunu dikkate alıyoruz. Evlat edinenin milli hukuku evlat edinen açısından uygulanacak. Evlat edinilen açısından, evlat edinilenin milli hukukunda bu şarta yani eşin rızası konusunda olumlu cevap veriyor mu vermiyor mu buna bakacağız. Gelelim bir diğer konuya. Hükümleri, üçüncü fıkra ise hükümlerini düzenlemiş. Arkadaşlar, hükümleri deyince ne anlıyoruz? Evlat edinilme işleminin ardından evlat edinme hukuki bağının ortaya çıkardığı sonuçları anlıyoruz. Yani bakım yükümlülüğü ne olacak? İşte velayet mi olacak? Hısımlık durumu ne olarak kabul edilecek? Soy bağı nasıl kurulacak? Ondan sonra evlat edinilen veya evlat edinen açısından mirasçılık nasıl olacak? Bunlar hepsi nedir? Sonuçları kavramının içerisinde değerlendirilir. Veyahut da nafaka yükümlülüğü var mı yok mu? Hangi açıdan değerlendirilecek? Demek ki sonuçları açısından değerlendirilecek. Ama nafaka ile ilgili biraz sonra anlatacağız bir sözleşme hükmü olduğu için orada nafakaya ilişkin sözleşme hükmünün uygulanması gerektiğini şimdiden söyleyebiliriz. Evet, sonuçları yani hükümleri konusunda 18. maddenin 3. fıkrası ne diyor? Evlat edinenin milli hukuku uygulanır hükümlerine. Yani evlat mesela bir Amerikan vatandaşı vatandaşı ne yaptı? Bir Türk çocuğunu evlat edindi. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Amerikan hukukunun hükümlerini dikkate almamız gerekiyor. Hangi açılardan? Mesela işte bakım yükümlülüğü açısından, velayet yükümlülüğü, velayet durumu açısından, hısımlık açısından, soy bağı açısından, mirasçılık açısından neyi dikkate almamız gerekecek? Amerikan hukukuna dikkate almamız gerekecek. Neden? Çünkü evlat edinenin milli hukuku uygulandığı için. Peki eğer eşlerin birlikte evlat edinmesi halinde ise evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. Eğer eşler birlikte evlat edinmişlerse o zaman nereye atıf yapıyor kanunumuz? Eşlerin evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka atıf yapıyor. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar evlenmenin genel hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna, eğer taraflar ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek mutatmezken, eğer bu da bulunmuyorsa Türk hukuku uygulanır diyor. Demek ki arkadaşlar eşler birlikte evlat edinmişlerse müşterek milli hukuk, bundan sonra o yoksa müşterek mutatmezken, o da yoksa ne olacaktır? Türk hukuku uygulanacaktır. Evet, evlat edinen tabii burada tek kişi olabilir. O zaman evlat edinenin milli hukuku olacak. Eğer eşler evlat edinmişler ise o zaman müşterek milli hukuk var mı? Ona bakacağız. Müşterek milli hukuk yoksa mutatmezkene bakacağız. Mutatmezken varsa o mutatmezken hukuku uygulanacak. Eğer o da yoksa, müşterek mutatmezkenleri de yoksa Türk hukuku uygulanacaktır. Evet, bunu da söyledik. Gelelim şekil konusuna. Arkadaşlar, evlat edinmenin şekli konusunda 18. madde herhangi bir hüküm öngörmemiş. Dolayısıyla bu noktada bizim genel kuralımız uygulanacaktır. Yani evlat edinme işleminin yapıldığı ülke hukuku veya işlemin esasına uygulanacak hukuk evlat edinmeye de uygulanacaktır.
Genellikle evlat edinme işleminin yapıldığı ülke hukukunun karşımıza çıktığını görmekteyiz. Şekil kuralı olarak veyahut da evlat edinmenin şekline uygulanacak hukuk olarak. Evet, böylelikle neyi anlatmış olduk? Evlat edinme konusunu anlatmış olduk. Soru yoksa 19. maddeye yani nafaka konusuna geçiyorum değerli arkadaşlar. Evet, nafaka konusu arkadaşlar bu kanunlar ihtilafı konusunun öğrenciler açısından en çetrefilli gelen, en karmaşık gelen konularından bir tanesi olarak gözüküyor. Aslında 19. madde tek bir cümleden ibaret. Nafakaya uygulanacak hukuku gösteriyor. 19. madde ne diyor? Nafaka talepleri, nafaka alacaklısının mutat meskeni hukukuna tabidir diyor. Aslında bizim kanun koyucumuz öyle bir cümle koymuş ki arkadaşlar, aslında sözleşme hükümlerini de içerecek ve sözleşmenin gerekliliklerini de karşılayacak biçimde ne yapmıştır? Aslında bir düzenleme yapmıştır. Biraz sonra göreceğiz. Bütün pek çok bağlama noktası bizi nafaka alacaklısının mutat meskeni hukukuna götürüyor. Bu noktada arkadaşlar yeni modern bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir Türk hakimi olarak burada birinci maddenin Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuzun birinci maddesinin ikinci fıkrası gereği nafaka alacaklısının mutat meskeni hukukunu uygulayacak olsanız bile dayanağınız sözleşme olacak. Yani burada ben 19. maddeyi doğrudan uyguluyorum derseniz arkadaşlar bu noktada yanlış olabilir. Yani yine nafaka alacaklısının mutat meskeni hukukunu uygulayarak sorunu çözeceksiniz. Ama sözleşmeden bu uygulanacak hukuku tespit etmiş olacaksınız. Yani sözleşmeye bakarak, sözleşmeyi uygulayarak ne yapmış olacaksınız? Nafaka alacaklısının mutat meskeni hukukunu çözmüş olacaksınız. Nafaka ile ilgili iki hüküm daha var. Aslında bakarsanız nafaka eşler arasında, boşanan eşler arasında boşanmanın sonuçları arasında yer alıyor bildiğiniz gibi. Onun için boşanma hukukuna da, boşanma ile ilgili hükme de bakmamız gerekiyor bu noktada. Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır diyordu 14. maddenin ikinci fıkrası. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin mutlağını halinde de geçerlidir diyordu. Yani 14. maddenin ikinci, birinci fıkrasına baktığımızda bu ne anlama geliyor? Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukuku, o yoksa müşterek mutat mesken, o da yoksa Türk hukuku uygulanır diyordu. Demek ki arkadaşlar burada boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri derken neyi kastediyoruz biz? Yoksulluk nafakasını kastediyoruz. Yani taraflar, eşler boşandığı takdirde yoksulluğa düşecek olan tarafa ödenen nafakaya ne diyoruz biz? Yoksulluk nafakası diyoruz. Demek ki yoksulluk nafakası boşanmanın bir hükmü, bir sonucu olarak boşanma hükümlerine dahil olan bir husus olarak ne yapılmıştır? Müşterek milli hukuk, müşterek mutat mesken ve eğer o da yoksa Türk hukuku uygulanacak şeklinde düzenlenmiştir. 14. maddenin 4. fıkrası ise geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır diyordu hatırlayacaksınız. Geçici tedbir talebi sadece nafakadan ibaret değildir tabii. Boşanmanın bir hükmü olarak söylüyorum. Yani başka şeyler de olabilir. Çocuklar kimde kalacak ondan sonra vesaire veyahut da malların yönetimi gibi hususlar da olabilir geçici tedbir talepleri kapsamında. Geçici tedbir taleplerinden birisi de ne olabilir? Nafaka olabilir. Yani dava süresince, yargılama süresince nafaka talebine hangi hukuk uygulanacak? Bizim 14. maddenin 4. fıkrası
aslında Türk hukukunun uygulanacağını söylüyor. Ama biraz sonra söyleyeceğiz. Bu noktada farklı yazarların farklı görüşlerinin olduğunu ifade etmeliyim. Evet, şimdi arkadaşlar nafaka ile ilgili hükümleri sıraladıktan sonra şimdi nafaka ile ilgili dikkat edilecek hususlara geçelim. Ondan sonra da ilgili sözleşmeleri ve özellikle 1973 tarihli nafakaya uygulanacak hukuka dair sözleşmeyi biraz daha ayrıntılı şekilde ele alalım. Arkadaşlar, nafaka nedir? Ondan sonra bizim medeni kanunumuza göre düzenlenmiş, ondan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafa verilen ve genellikle dönemsel olarak ödenen miktara nafaka adı veriliyor. Dört türlü nafakanın olduğunu biz Türk hukukunda. Bunlar nedir? Tedbir nafakası. Bu yargılama sırasında işte yoksul düşecek olan tarafa ödenen miktara tedbir nafakası diyoruz. İştirak nafakası boşanmadan sonra velayet kendisine verilmeyen tarafın velayetin verildiği tarafa ve ona işte çocuklara ve özellikle çocuklar için ödenecek miktara meblağa ne diyoruz? İştirak nafakası adını veriyoruz. Yoksulluk nafakası ise arkadaşlar boşanmadan sonra yani boşanma gerçekleşti, ondan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafa ödenen meblağa miktara yoksulluk nafakası diyoruz. Bir de yardım nafakası var. Bu yardım nafakası boşanmayla alakası yok. Bu alt soy, üst soy ve kardeşlerin birbirlerine yapmak zorunda olduğu yardımla ilgili olan nafaka çeşidi. Yani bakılmadığı takdirde yoksulluğa düşecek olan tarafa ödenen miktara yardım nafakası adını veriyoruz. Sözleşme arkadaşlar biraz sonra söyleyeceğiz. Bunlardan yoksulluk nafakası hariç bütün nafaka taleplerini ne yapmıştır? Düzenlemiştir. Biraz sonra söyleyeceğiz. Evet, nafaka şimdi ülke içerisinde olursa nispeten kolay. Neden? İster çocuk için istensin, ister boşanan eş için istensin, ister kardeş veya üst soy, alt soy için istensin. Nedir? Ödeyecek olan kişi bellidir. Dolayısıyla bu kişi eğer kendi rızasıyla ödüyorsa ödemeyi gerçekleştirir. Ondan sonra dönemsel olarak. Ama eğer kendi rızasıyla ödemez ise o zaman ne olur? İcra takibi yapılır ve ondan sonra o yoksul olan ve lehine nafaka hükmedilen kişiye ödeme yapılır. Bu noktada sorun yok. Ama iş yabancılık unsurun taşıdığı zaman yani uluslararası bir nitelik kazandığı zaman arkadaşlar bunun tahsil edilmesi ondan sonra o lehine nafakaya hükmedilen kişiye bu nafakanın ulaştırılması son derece zorluk arz ediyor. Bir de buna eğer birden fazla milli hukuklar veyahut da farklı hukuklar karşımıza çıktığı zaman arkadaşlar bu gerçekten işin içinden çıkılması çok zor, çetrefilli bir konu haline dönüşüyor. Atıyorum işte diyelim ki A ile B birisi Avusturya vatandaşı, birisi Türk vatandaşı evlendiler. Bunlar ve çocukları oldu. Bunlar daha sonra boşandılar. Ondan sonra Türk vatandaşı diyelim ki Avusturya vatandaşından nafaka isteyecek. Ondan sonra çocuk da kendi yanında. Bu durumda nasıl olacak? Ondan hangi hukuk uygulanarak nafaka miktarı belirlenecek? Nafaka yükümlülüğü neye göre belirlenecek? Ondan sonra çocuğa nafaka bağlanacak mı? Yani iştirak nafakası. Ondan sonra eğer buna karar verilse bile bu miktar nasıl tahsil edilip ondan sonra bu Türk vatandaşı olan kişiye ödenecek?
Bunlar hepsi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Veya işi tam tersine düşünelim. Avusturya vatandaşı ile evlenmiş kişi ödeyecek olan nafaka yükümlüsü Türk vatandaşı bırakmış gelmiş Türkiye'ye. Ondan sonra bu kişiden nasıl alınıp da o Avusturya vatandaşı olan kişiye ödeme yapılacak. Onun için arkadaşlar bu son derece nedir? Önemli bir konu. Hangi açıdan önemli? Çünkü yoksulluğa düşecek kişi açısından bu bir gelir kaynağı. Dolayısıyla onun hayatını idame ettirmesi açısından önemli. Zor yönü var. Neden? Çünkü yabancılık unsuru taşıyor ve farklı ülkelerden tahsil edilmesi ve ödenmesi son derece zorluk taşıyor. Onun için arkadaşlar nafaka ile ilgili pek çok ne yapılmıştır? Sözleşme yapılmıştır. Bunları gruplandırmış bazı yazarlar. 3 çeşit 6 adet milletler arası sözleşme var. Uluslararası sözleşme var nafakaya ilişkin. Bunları şöyle gruplandırabiliriz. Birisi uygulanacak hukuka ilişkin 2 tane sözleşme var. Birisi 56, birisi 73 tarihli. Biraz sonra söyleyeceğiz. İkincisi, ikinci grup, ikinci kategori tanıma ve tenfize ilişkin sözleşmeler 2 tane. Bir de tahsil ve işbirliğine ilişkin sözleşmeler. Yani neden? Devletler eğer birbirleriyle yardım ve ilişki içerisinde, işbirliği içerisinde bulunmadığı takdirde bunun tahsil edilmesi ve o ödenmesi gereken kişiye ulaştırılması son derece zorluk arz edeceğinden dolayı. Arkadaşlar nafaka kelimesinin içerisine, nafaka kavramının içerisine neler dahildir diye baktığımızda nafaka hakkının varlığı, alacaklı kim, borçlu kim, yani nafaka yükümlüsü kim, hangi şartlarla nafakaya hükmedilir, işte veriliş biçimi nasıldır, dönemsel mi, ondan sonra toptan mı, hangi şartlarda sona erer, ne kadar süre içerisinde talep edilebilir ve ne zamana kadar ödeme yapılır, ondan sonra hangi ülke birimi, hangi ülke parasının birimiyle ödeme yapılacak. Arkadaşlar bunlar ne olması gerekiyor? Nafaka kavramının içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar nafakaya ilişkin biraz önce söyledik. MÜHUK'ta 3 tane hüküm var diyebiliriz. Birincisi doğrudan doğruya 19. madde. Nafaka alacaklısının mutat mesken hukukuna tabidir diyor. Eğer sözleşme olmasaydı hiçbir tereddütümüz yoktu. Hemen bu hükmü uygulayacaktık. Ama işte ne olmamış? Bununla ilgili pek çok uluslararası sözleşme yapıldığı için onları da dikkate almamız gerekiyor. Özellikle iki tanesini. Uygulanacak hukuk açısından. Arkadaşlar boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri konusunda eşlerin müşterek milli hukuku, ondan sonra eğer taraflar ayrı vatandaşlıktaysalar, müşterek mutat mesken, eğer bu da bulunmuyorsa o zaman Türk hukuku uygulanacağı düzenlenmiş. Yine arkadaşlar içinde cümlenin içerisinde nafaka kelimesi geçmese bile geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır diyerek boşanmanın hükümlerini düzenleyen 14. maddenin 4. fıkrası nafakayı yani tedbir nafakasını dolaylı olarak ne yapmıştır? Düzenlemiştir. Ama asıl olarak neye bakacağız? Tekrar söylüyorum, 19. maddeye bakacağız. Biraz sonra zaten ben söyleyeceğim. Arkadaşlar nafaka konusunda yapılmış olan milletler arası sözleşmeleri söyledik. 3 kategoride 6 tane temel sözleşme var. Bunlardan ikisi uygulanacak hukuku gösteriyor, ikisi tanıma tenfizi gösteriyor, ikisi de arkadaşlar neye ilişkindir? Tahsil, yani o ilgili kişiden tahsil edilmesi, alınması ve işte lehine edilen kişiye ödenmesine dairdir, ona ulaştırılmasına dairdir. Evet, burada özellikle kırmızı ile görüyorsunuz 2 adet uygulanacak hukuku gösteren sözleşme var. Bizi ilgilendiren,
Özellikle kanunlar ihtilafı açısından bizi ilgilendiren iki sözleşme budur. Birisi 1956 tarihli çocuklara karşı nafaka yükümlülüğüne uygulanacak kanuna diye çevrilmiş arkadaşlar hukuka dair sözleşme. 1973 tarihli nafaka yükümlülüğüne uygulanacak kanuna dair sözleşme. Yani o da yine nafaka yükümlülüğüne uygulanacak hukuka dair sözleşme şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, 1973 tarihli nafaka sözleşmesi aslında 1956 tarihli nafaka sözleşmesinin yerine geçmesi için hazırlanmış. Ancak 3 tane ülke arkadaşlar, 3 tane ülke 1973 tarihli sözleşmeye taraf olmamış. Onun için 3 tane devlet açısından biz 1956 sözleşmesine bakacağız. Bu 3 devletin dışındaki devletler açısından 1973 tarihli sözleşmeyi dikkate alacağız. Peki hangi devletler bunlar? Arkadaşlar, Belçika, Avusturya ve Liechtenstein devletleri. 3 tane devlet ne yapmamışlar? 1973'e taraf olmamışlar. Ve bize de böyle çetrefilli bir konu bırakmışlar. Onlar da sözleşmeye taraf olsalar 1956'yı çöpe atacağız. 1973'ü dikkate alacaktık. Ama o devletlerle ilgili bir uyuşmazlık önümüze geldiğinde biz 1956 tarihli sözleşmeyi ne yapmamız gerekiyor? Dikkate almamız ve onun gösterdiği ona göre tespit edilecek olan yetkili hukuku bulmamız, temin etmemiz ve onu uygulayarak uyuşmazlığı çözmemiz gerekiyor. Ancak yine de böyle bile olsa bizi zaten madde 19 kurtarıyor. Biraz sonra sebebini söyleyeceğim. Evet, şimdi 1956 tarihli sözleşmeyi hemen kısaca söyleyelim. 1956 tarihli sözleşme arkadaşlar ne ile ilgili? Çocuklarla ilgili. Boşanmış eşlerle ilgili değil ve ne ile ilgili değil? Yardım nafakası ile ilgili değil. Demek ki arkadaşlar 1956 tarihli sözleşme ne ile ilgiliymiş? Çocuklarla ilgili sözleşme. Çocuk kavramının içerisine kimler giriyor? 21 yaşından küçüklerin arkadaşlar üst soylarına karşı açtığı nafaka davaları ile ilgili. Evet, tekrar söylüyorum. 21 yaşından küçüklerin üst soylarına karşı açtığı nafaka davaları, yaptığı nafaka taleplerine ilgili, nafaka talepleriyle ilgili bir sözleşmedir. Demek ki 1956 tarihli sözleşme. Diğer taraflar, devletler çekince koymamışlar ise evlatlığın taleplerine de uygulanıyor. Demek ki sözleşme evlat edinilenler açısından bir çekince imkanı tanıdığı için devletler bu noktada ne yapabilir? Çekince koyabilirler. Evet, şimdi bu sözleşme ne diyor peki? Bu sözleşme şöyle diyor. Birinci basamakta alacaklının yani 21 yaşından küçüğün mutat meskeni hukuku uygulanır diyor. Alacaklının mutat meskeni hukuku uygulanabilir diyor. Uygulanır diyor daha doğrusu. Alacaklının mutat meskeni hukuku uygulanır diyor. Ancak sözleşme bu maddeye, bu hükme çekince konulabileceğini öngördüğü için arkadaşlar bazı devletler bu hükme çekince koymuşlar. Hangi devletler çekince koymuşlar? Gene sorumlu 3 tane devlet. Belçika, Avusturya, Liechtenstein. Bir de Türkiye bu hükme çekince koymuştur. Bu durumda arkadaşlar bu 3 devlet açısından devre dışı kalmıştır? Alacaklının mutat meskeni hukuku devre dışı kalmıştır. Peki hangi hukuku uygulayacağız bunlarla ilgili olarak? Bu 3 devletle ilgili olarak başvuru makamının kanunlar ihtilafı kurallarının gösterdiği yetkili hukuk. Şimdi bu ne demek? Başvuru makamı hangi ülkede
başvuru yapılmışsa o ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarının gösterdiği hukuk uygulanacak demektir. İspanya'da başvurulmuşsa İspanya hukuku kanunlar ihtilafı kurallarının gösterdiği yetkili hukuk uygulanacak. Peki bizi hangisi ilgilendiriyor? Bizi Türkiye'deki başvurular ilgilendiriyor. Türkiye'de başvurdu. Mesela bir işte kişi nafaka talebi için başvurdu. Başvuru makamı Türkiye olduğu için Türkiye'nin kanunlar ihtilafı kuralı. Türkiye'nin kanunlar ihtilafı kuralı ne? 19. madde. 19. madde ne diyor? Nafaka alacaklısının muhtat mesken hukuku. Dolayısıyla yine aslında birinci basamaktaki hukuka geri dönmüş oluyoruz. Niye hocam baştan buna çekince koymuş Türkiye? Çünkü arkadaşlar bizim eski kanunumuzda, 2007'den önceki eski kanunumuzda ne yoktu? Buna ilişkin bir hüküm yoktu. Buna ilişkin bir kabul yoktu. Dolayısıyla arkadaşlar biz 2007'deki yeni Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuzla ne yapmış olduk? Uluslararası gelişmeleri takip edip nafaka alacaklısının muhtat meskeni hukukunu kabul ettiğimiz için ne olmuş oldu? Sözleşmenin gereği de yerine getirilmiş oldu. Evet, şimdi biraz sonra zaten özetleyeceğim. Şimdi arkadaşlar geçiyorum. Hangisine? 1973 tarihli sözleşmeye. Niye? Çünkü 1973 tarihli sözleşmeye Avrupa devletlerinin çoğu taraf olduğu için bizi asıl olarak ilgilendiren bu sözleşmedir. 1956 sözleşmesine taraf olup da 1973 sözleşmesine de taraf olan devletler açısından artık hangisi uygulanacaktır? 1973 tarihli sözleşme uygulanacaktır. Neden? Çünkü 1973 tarihli sözleşme zaten çok geniş kapsamlı. 1956 sadece çocuklara ilişkin iken bu bütün nafaka taleplerine, sadece bir tane istisna var, bu da yoksulluk nafakası. Onun dışında bütün nafaka taleplerine 1973 tarihli sözleşme uygulanacaktır. Şimdi burada arkadaşlar biraz önce dedik bütün nafaka talepleri. Bütün nafaka talepleri deyince oradaki ifadelerin altında boğulmayalım. Yani çocuğun babasından, anasından, eşin eski kocasından veya efendim işte dava devam ederken ki eşinden, bundan sonra üst soyun veya alt soyun birbirlerinden olan taleplerinden ne olacaktır arkadaşlar? Talepleri hepsi 1973 sözleşmesine tabi. Burada sadece farklı olan, istisna olan, sözleşmenin uygulanmayacağı nafaka talebi hangisi? O da arkadaşlar yoksulluk nafakası. Ne demek o yoksulluk nafakası? Yani boşanan eşler, boşanmış eşler diye kanunumuz ifade ediyor. Onlar arasındaki nafaka talepleri de 14.2 uygulanacak. Yani daha doğrusu 14.2'ye ne yapmıştır? Bu sözleşme yönlendirmiştir, atıf yapmıştır. Evet, onu da söyledik. Ha, bu sözleşme arkadaşlar mütekabiliyet şartına bağlanmaksızın uygulanır. Arkadaşlar mütekabiliyet demek karşılıklılık demektir. Yani işte nafaka talep eden devlet, nafaka talep eden kişinin vatandaşı bulunduğu devlette acaba işte buna dair bir karşılıklılık hükmü var mı yok mu? Yani işte o da bizim benim vatandaşımın yaptığı başvuruya karşı orada da işte benim vatandaşımın yaptığı başvuruya olumlu cevap verecek bir kanun hükmü var mı yok mu aranmaksızın ne yapılacaktır? Uygulanacaktır. Demek ki mütekabiliyet şartına bakılmaksızın, bağlanmaksızın ne uygulanacaktır? Bu sözleşme uygulanacaktır. Evet, biraz önce söyledik. Boşanmış eşler arasındaki nafaka taleplerine sözleşme ne diyor? Boşanmaya uygulanan hukuk uygulanır diyor. Boşanmaya uygulanan hukuk.
Boşanmaya uygulanan hukuk bizde ne olarak düzenlenmişti? 14. madde, arkadaşlar 14. maddenin ikinci fıkrası, boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Ne demek bu? Eşlerin müşterek milli hukuku varsa müşterek milli hukuku, o yoksa müşterek mutat mesken, o da yoksa Türk hukuku uygulanır diyordu. Evet, tekrar söylüyorum. Aslında bu sözleşme, 1973 sözleşmesi, bütün nafaka talepleri hakkında uygulanıyor. İster çocuğun babası hakkında, annesi hakkında, yani ona ondan isteyeceği nafaka, ister yardım nafakası olsun, ister iştirak nafakası olsun, ister efendim tedbir nafakası olsun, hepsine aslında ne uygulanıyor? Sözleşme kapsamına almış. Ama 8. sözleşmenin 8. maddesi, boşanmış eşler arasındaki nafaka taleplerine diyor, boşanmaya uygulanan hukuka tabidir diyerek ne yapmış? Ülkelerin kanunlar ihtilafı kurallarına atıfta bulunmuş. Bu durumda boşanmış eşler arasındaki nafaka taleplerine ne yapılacak arkadaşlar? Boşanmaya uygulanan hukuk uygulanacaktır. Evet, şimdi en şey kısmı şurası, 13, 14 ve 15. maddelere çekince konulabilir dediği maddeler. Sözleşmenin 13, 14 ve 15. maddeleri neleri düzenlemiş ve bunlara çekince konulabildiği için karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor, bunu söyleyelim. Arkadaşlar, karı kocalar ve eski karı kocalar arasındaki ve 21 yaşından küçük ve evlenmemiş kimselerle ilgili olan nafaka yükümlülüklerine uygulama hakkını saklı tutabilir diyor. Devletler demek ki biz sözleşmeyi uygulayacak olduğumuz zaman nafakaya ilişkin önümüze böyle bir uyuşmazlık geldiği zaman o zaman o devletin mesela 13. maddeye çekince koyup koymadığını ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. 14. madde civar hısımları. Civar hısımları ne demektir arkadaşlar? Mesela işte kardeşler, değil mi? Civar hısımlarıdır. Birbirlerinden olan talepleri konusunda veya sıhri hısımlar arasındaki yani dünür ilişkisinden kaynaklanan bir nafaka talebi varsa bizim kanunumuzda, bizim hukukumuzda yok biliyorsunuz bu. Ama bazı hukuklarda ne olmuş olabilir? Sıhri hısımlığa ne bağlanmış olabilir? Nafaka talebi bağlanmış olabilir. Bu tür taleplerde nafaka yükümlülüklerine uygulamama hakkını saklı tutabilir diyor. 15. madde ise arkadaşlar bizim açımızdan çok önemli, Türkiye açısından çok önemli. O da şu, her akit devlet alacaklı ve borçlu bu devletin vatandaşı ise, yani şöyle diyor, eğer devletler kendi vatandaşlarının yabancılık unsuru taşıyan ve fakat kendi vatandaşları arasındaki nafaka talepleri söz konusu olursa buna ne yapabilir arkadaşlar? Kendi mercilerinin kendi iç hukukunu uygulayacaklarını saklı tutabilir ve buna dair çekince koyabilir. Ne demek bu? Şu demek yani arkadaşlar. Alacaklı ve borçlu Türk vatandaşı ise, borçlunun mutat meskeni Türkiye ise, Türk makamlarına başvurulmuş ise o zaman Türk hukuku uygulanacaktır demektir. Şimdi arkadaşlar, Türkiye ne yapmıştır? Hem 14'e çekince koymuştur, hem 15'e çekince koymuştur. Bu ne demek? Şu demek. Diyor ki arkadaşlar, Türkiye bakımından, arkadaş civar hısımları bakımından madde 19'u uygularım. Eğer alacaklı ve borçlu Türk vatandaşı olursa ben Türk hukukunu uygulayarak uyuşmazlığı çözerim diyor. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar, şu halde diye başlayan şey var ya, o şimdiye kadarki anlattığımız konuları özetliyor. Yani burası bizim için anahtar. Burası bizim için madde 19, madde 14, yani Millet Arası Özel Hukuk Kanunumuzun 14.2 ve 14.4. Ondan sonra ve
1956 tarihli sözleşme ve 1973 tarihli sözleşmelerin özeti şu halde diye başlayan kısımda. Evet, nedir bunlar? Bir, eğer alacaklı ve borçlu Türk vatandaşı ise, yani kanunumuz diyor ki bizim sözleşme, daha doğrusu 1973 tarihli sözleşmeye koyduğumuz çekincenin neticesi şu. Türkiye diyor ki, arkadaş, alacaklı da Türk, borçlu da Türk. Bu durumda ve eğer borçlunun mutat meskeni, yani nafakayı ödeyecek olan kişinin mutat meskeni Türkiye'de ise ve Türkiye'de başvuru yapılmışsa, yani Türk makamlarına başvuru yapılmışsa, o zaman diyor, yani ben sözleşmenin belirlemiş olduğu hukuku, nafaka alacaklısının mutat meskeni hukukunu uygulamam. Neden? Çünkü Türk hukukunu uygularım. Burada alacaklı da Türk, borçlu da Türk, ödeyecek olan da Türkiye'de oturuyor. O halde ben Türk hukukunu uygularım diyor. Evet, demek ki birincisi neymiş? Alacaklı ve borçlu Türk ise. Borçlu, nafaka yükümlüsü, nafaka ödeyecek olan kişi Türkiye'de oturuyorsa ve Türkiye'de başvuru yapılmışsa ne uygulanır? Türk hukuku uygulanır. Sebep? 15. maddeye koymuş olduğumuz çekinceden dolayı. Bu bir. Başka? Yine bu koymuş olduğumuz çekince kapsamında bu defa neye koyduğumuz? 14, 1 ve 2'ye. Sözleşmenin 14. maddesinin 1 ve 2. fıkrasına koymuş olduğumuz çekince gereği civar hısımlar, sıhri hısımlar bizde yok. Civar hısımlar arasındaki nafaka talepleri hakkında madde 19 uygulanır diyor. Ne demek bu? Yani yardım nafakası. Yani ne demek bu yardım nafakası? Mesela iki kardeş, birisi çok fakir, yoksulluğa düşmüş, diğeri de çok zengin. O fakir olan, yoksul olan kardeş, o zengin olan kardeşe ne yapmış? Nafaka talebinde bulunmuş. Bu durumda neye bakarız diyor arkadaşlar? Sözleşmenin 14. maddesine koymuş olduğumuz çekince gereği ben 19. maddeye göre bakarım diyor. Sonuç bu. Ne demek bu? Yani nafaka alacaklısının mutat mesken hukukuna bakarım. Nafaka alacaklısı kim? Mesela Türkiye'de oturuyor ise nafaka alacaklısı, nafaka almayı düşünen, bunun için dava açan kişi. O zaman nafaka alacaklısının mutat meskeni hukuku Türkiye. Veyahut da efendim işte İspanya'da oturan bir kişi, ondan sonra sıhri hısımlar, pardon, civar hısımlar açısından. O zaman kardeşine açmış olduğu yardım nafakasına ilişkin bir husus söz konusu olursa, o zaman ne olur arkadaşlar? Madde 19'a göre tespit edeceğim yetkili hukuk uygulanır. O da nedir? Nafaka alacaklısının mutat mesken. Diyeceksiniz ki hocam yine zaten hep oraya çıkıyor, hep aynı kapıya çıkıyor. Ama aynı kapıya çıksa dahi ben doğrudan doğruya madde 19'dan dolayı değil, sözleşme beni 19'a yönlendirdiği için veya sözleşmeye koymuş olduğum çekince beni 19. maddeye yönlendirmiş olduğu için ben 19'u uyguluyorum. Birincisi buydu. İkincisine gelelim. Peki sözleşmeyi uyguladığımda bütün nafaka talepleri, istisnalar haricindeki bütün nafaka taleplerine hangi hukukun uygulanacağını sözleşme göstermiş. Peki nedir bu sözleşmenin gösterdiği uygulanacak yetkili hukuk? Nedir? Arkadaşlar, nafaka alacaklısının mutat mesken hukuku. Allah Allah. Zaten yine benim 19'a çıkarıyor beni bu. 19'un dediğini söylüyor. Evet, 19'un dediğini söylemiş olsa bile ben neyi uygulamış oluyorum burada? Sözleşme hükmünü uygulamış oluyorum. Bu noktada mesela arkadaşlar tekrar söylüyorum. İştirak nafakası talebi varsa, sizin önünüze bir iştirak nafakası talebi geldiyse Türk hakimi olarak önünüze, siz nafaka alacaklısının mutat mesken hukukunu uygulayarak o uyuşmazlığı çözeceksiniz. Yani ne demek bu? Arkadaşlar, nafaka alacaklısı
nerede oturuyorsa, muhtat meskeninin neredeyse o ülkenin hukukunun göstermiş olduğu yetkili hukuku uygulayarak ne yapacaksınız? Uyuşmazlığı çözeceksiniz. Evet, nafaka alacaklısının muhtat mesken hukuku. Maddi hukuku. Burada yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Nafaka alacaklısının muhtat mesken hukuku yetkili hukuktur. Diğer biraz önce kanunlar ihtilafını söylediysem yanlış söyledim. Evet, tekrar söylüyorum. Demek ki 1973 tarihli sözleşme ne diyor arkadaşlar? Mesela iştirak nafakası konusunda olsun. Daha sonra veyahut da efendim özellikle tabii burada karşımıza o çıkıyor. Nafaka alacaklısının muhtat mesken hukuku uygulanacaktır diyor. Peki bu maddeye göre alamazsa yani muhtat mesken hukukuna göre bir nafakaya hükmedilemiyorsa o zaman müşterek milli hukuk yani nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusunun müşterek milli hukuku. Bu da yoksa o zaman başvurulan devletin hukuku uygulanacaktır. Başvurulan devletin hukuku uygulanacaktır. Peki hemen burada şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam burada atıf dikkate alınacak mı? Arkadaşlar sözleşme söz konusu olduğu zaman atıf dikkate alınmaz. Çünkü sözleşme doğrudan doğruya yetkili hukuku gösterdiği için. Evet tekrar söylüyorum. Demek ki sözleşme eğer bir yetkili hukuku tespit ediyorsa o zaman ne olacaktır? Burada atıf dikkate alınmaz. Yoksulluk nafakası. Ha yoksulluk nafakasında sözleşme neye göndermişti arkadaşlar? Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri boşanmaya uygulanan hukuka tabidir demişti 8. madde. Sözleşmenin 8. maddesi. Yani nereye gönderiyor arkadaşlar? Boşanmaya uygulanan hukuk. Boşanmaya uygulanan hukuk bizde Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuzda neyi gösteriyordu? Müşterek milli hukuk, müşterek muhtat mesken ve eğer bu da yoksa Türk hukuku uygulanacaktı. Yoksulluk nafakası da bu şekilde. Yoksulluk nafakası ne demektir? Taraflar boşandığı zaman, eşler boşandığı zaman yoksulluğa düşecek olan tarafa ödenecek kişi, yani eşin kendisine ödenecek meblağ ne diyoruz? Yoksulluk nafakası adını veriyoruz. İştirak nafakası, velayet kendisine verilmeyen tarafın velayet kendisine verilen tarafa aslında o çocuklar için velayeti verilen çocuklar için ödenen miktara iştirak nafakası diyorduk. Buradaki yoksulluk nafakasında demek ki sözleşme neye gönderiyor? Arkadaşlar boşanmaya uygulanan hukuka gönderiyor. O da Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuzun 14.2 ile uyumlu bir yapısı söz konusu. Geçici tedbir nafakası. Yani geçici tedbir nafakası ne demektir? Dava devam ederken, yargılama devam ederken verilecek olan nafakaya ilişkin veya nafaka talebi söz konusu olduğunda aslında bizim kanunumuz neyi gösteriyordu? Türk hukuku uygulanır diyordu. 14.4. Yani MEHUK'un 14. maddesinin 4. fıkrası geçici tedbir taleplerine ne uygulanır diyor? Türk hukuku uygulanır diyor. Geçici tedbir talepleri sadece nafakadan ibaret değil, başta söylediğim gibi diğer konularda var. Bunun içerisinde geçici tedbir nafakası da vardır. Ancak arkadaşlar burada bir tartışmalı husus var. Neden? Bazı yazarlar sözleşmenin 1973 sözleşmesinin 1. maddesinin aslında geçici tedbir nafakasını da kapsadığını söylüyor. Mesela Cemal Şanlı bunu söylüyor. Bu bakımdan geçici tedbir taleplerine sözleşme uygulanır diyor. Oysa mesela Ziya Akıncı Hoca veyahut da efendim hatırladığım kadarıyla Vahit Doğan, ondan sonra Tekin Alp hocalar. Onlar da ne diyorlar arkadaşlar?
Yanlış söylemiş olabilirim. Yani bütün kitaplar şu anda kimin görüşüydü tam aklımda değil. Onlar da diyorlar ki arkadaşlar geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır dediği için Türk hukukunun uygulanması gerektiğini ve 1973 tarihli sözleşmenin geçici tedbir taleplerini kapsamadığını ileri sürüyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar Türk hukuku kullanır diyor. Lafzi yorum yaptığımızda arkadaşlar sözleşmenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama gayi yorum yaptığımızda, amaçsal yorum yaptığımızda arkadaşlar Türk hukukunun uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi şu, şimdi önümüzde bir dava var. Önümüzde tedbir talebi var. Tedbir nafakası talebi var. Tedbir ne demektir? Sadece yargılama süresine has, yargılama sürecine ilişkin bir taleptir. Kısa dönemlidir, uzun dönemli değildir. Dolayısıyla Türk hukukunun kullanması gerektiği ileri sürülebilir. Takdir sizin. Evet, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Geçici tedbir talepleri, geçici tedbir nafakası talepleri hakkında lafzi yorum yaptığımızda sözleşmenin uygulanması gerektiği, eğer gayi yorum, amaçsal yorum yaptığımızda 14.4'ün yani MEHUK 14. maddenin 4. fıkrasının uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, biraz önce söyledik, sözleşme hükümleri uygulandığı hallerde atıf dikkate alınmaz. Ama madde 19 uygulandığı hallerde atıf dikkate alınır. Hatta ta baştan itibaren söyledik. Şahsın hukuku ve aile hukukuna ilişkin konularda biliyorsunuz atıf dikkate alınması gerekiyor. Bizim Millet Arası Özel Hukuk Kanunumuz gereği. Ben şahsi görüşüm arkadaşlar dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Yani yetkili hukuku göstermiş olabilir. Devam eden atıf veyahut da iade atıf şeklinde. Evet, eğer Belçika, Avusturya, Liechtenstein yabancı unsurlu bir nafaka talebi söz konusu olduğu takdirde o zaman neye bakacağız? Biz 1973'e bakmayacağız, 1956'ya bakacağız. Peki 1956 ne diyor? 1956'da aslında başvuru makamının kanunlar ihtilafı kurallarının gösterdiği yetkili hukuk diyor. Başvuru makamı ne olacaktır arkadaşlar? Türk hakiminin önüne geldiği zaman o zaman nafaka ile ilgili 19. maddeyi uygulayacağız. 19. madde ne diyor? Nafaka alacaklısının muhtat mesken hukuku uygulanır diyor. Evet, böylelikle neyi anlatmış olduk değerli arkadaşlar? Nafakayı da tamamlamış olduk. Bugün iki tane konu anlattık. Birisi evlat edinmeye uygulanacak hukuk, diğeri de nafakaya uygulanacak hukuk. Evet.